Sayıca çok üstün kalabalıklarla İslamiyet, insanlık güzelliklere düçar olmadı. Ağız, öz, yürekten yapanlarla büyümüş gitmiş. Ticaret de böyle, cemiyet de böyle, aile de böyle. İki kişilik, üç kişilik bir aile bütün mahallenin gözleri oluyor. Bütün toplumun söz sahibi oluyor. Kalabalıkların içerisinde yalnız kalmaktansa yalnızlığın içerisinde kalabalığı yaşamak. O da neyle olur? İnanç da olur, maneviyat da olur, Yaradan'ın size ilham ettikleriyle olur, yanınıza gelen yardımcılarla olur. Kim tarafından? Allah tarafından. İnsanlar arkasında birisi var diye korkarak yürüyemez oldu. Dışarı çıkarsam beni çarparlar diye kapıdan dışarı çıkamaz oldu. Çağın hastalıkları. Ama inanan adam kurşunun üstüne gidiyor, ölüme korkmuyor. Diyor ki Allah'a gideceğim ben diyor. Birisi arkasında gölgesinden korkuyor. Diğeri kurşunun üstüne gidiyor. İkisi de insan. Bile bile bu dostumu ölüme gitmek de ne kadar doğru? O da tartışılır. Zamana göre, zemine göre, ülke için, devlet için, insanlık için, din için, iman için, Kur'an için koşmuş sahabe, sonraki dönemlerdeki insanlar. Ama bugün insanoğlu bu çağın ve içindeki yaşadığı dönemin nimetlerinden hesaba çekilecek. Bugün Muhammed Hamidullah Hoca'yı anlatarak başladım. Hocalarımız tek başına bize ders verirdi. Ne gerek var ya? Filanca hocanın beceriksiz çocuğuna Kur'an dersi veriyorum. Saatlerimi buna hasrediyorum deyip hoca beni göndermedi. Şimdi hoca toprağın altında. Hocalarımın bir kısmı toprağın altında. Biz Kur'an okudukça, biz konuştukça onların hanesine de yazıyor. İz bırakmak. Öyle iz bırakacağım derken dayak atan, bağıran, çağıran, hakaret eden çok disiplinliydi, eli maşalıydı bu sözleri söyleyen değil. Yahu ne güzel hocamız vardı, kalbimize dokunuyordu. Seviyordu bizi. Bize sevgiyi sevdirdi bu adam. Bize ilmi severek anlattı. İlmi hayatın içinde göstererek, yaşayarak anlattı. Ne güzel hocamız varmış, ne güzel hocalarımız varmış diyerek yıllar sonra böyle konuşsunlar. Talebelerimiz bizi çok bırakmak istiyor ders yaparken. Ama biz müsaade etmiyoruz. Bu çağın çocukları hocalarına artistlik yapıyorlar. Ama bunlar doğuştan artistler zaten. Doğuştan bu dönemin çocukları. Biz onlara ayak uyduramıyoruz. O zaman ne yapacağız? Çocukları kırmadan, onları anlamaya çalışarak, bir de onların bize aktarmaya çalıştıklarını anlayarak ilerleyeceğiz. Bizim bildiklerimiz bizi bugüne kadar getirdi. Buradan sonraki rehberlik onların işi. Çocuklarımıza büyüklerimizden gördüğümüzü yapamayız. Daha başka türlü bakmalıyız. Onlar bu aleme bu dönemde yaşamak ve başkalarına da hizmet etmek için geldiler. Sizden doğmuş olabilirler. Sizden dünyayı teşrif etmiş olabilirler ama onların vazifesi bambaşka. Bu bambaşka dünyanın içerisinde bambaşka çocuklar gelip bizi eğitirken bana bak, bacak kadar boyunla beni yönetmeye kalkma diyerek çocuğun bütün yönetimsel kabiliyetlerini alt üst ediyoruz. Bizi düzeltmelerine müsaade etmiyoruz. Ben anneme bunu söylersem kırılacak. Benim yanımda cahil olacak. Babama söylersem bu da haddi aşmak olacak. Ben ne yapacağım? Okulda öğrendiğini evde uygulatmadığınız bir çocuk size ve ülkeye nasıl fayda sağlayacak? Bir gün İlahiyat Fakültesi 2. sınıfta okurken mucize konusunu çalışmıştım. Mucize. Akli mucize, nakli mucize, mucizenin çeşitleri, mucize ne demek? Babacığım ve çok kıymetli bir hoca efendi karşılıklı konuşuyorlar. Babama sordu. Hocam peki mucize nedir dedi. Babam mucizeyi okuduğu kaynaklardan esinlendiği şekilde bir aktarmayla anlatmaya çalıştı. Ben de mucizeyi yeni çalışmışım. Ansiklopediyi ezberlemişim. Ve oradan sorular gelecek diye de tam böyle zihnimde ve dilimde hazır.
İlk defa büyüklerin yanında söz alacağım. Acaba ben de bir şeyler söyleyebilir miyim dedim. Babam şöyle yaptı göz hareketiyle. Böyle yaptı. Bu sus demek oluyordu bizde. İlk başkaldırışımı o gün yaptım. Babacığım yarın okula gidiyorum. Okuldan çıkışımı isteyeceğim dedim. Öyle deyince konu değişti. Hemen gözler bana döndü. Oklar da bana döndü. Neden dedi? Ben dedim okuduğumu anlatamayacaksam niye okuyorum ki okulda dedim. Ben dedim okulu bırakıyorum. İkinci sınıf hiç unutmuyorum. Ben ilahiyat fakültesini bırakıyorum, okumayacağım bundan sonra. Bundan sonra hep sizi dinleyeceğim dedim. Sizden başka hiç kimseyi dinlemeyeceğim. Okuldaki hocaları dinlemek istemiyorum. Çünkü bana anlattıkları eğer doğruysa ben anlatamazsam patlarım dedim. Madem onlar yanlış, okulu bırakıyorum hep sizi dinleyeceğim dedim. Babamın karşısındaki diğer hoca, sahi Hüsnü Hoca dedi ya. Bu çocuklar büyüdüler, hafız oldular. Bizden daha iyi formatta eğitim alıyorlar. Müsaade et de konuşsun dedi ya. Babam öldüğünce kafasını öne eğdi. Babam kendisine değil, misafirin yanında bak koca hocalar var. Bacak kadar boyuyla konuşuyor. Kendini hoca zannediyor. Bunlar da yeni yetme hoca olmuşlar diye beni kırmaya kalkmasın, arkamızdan konuşmasın diye babam susturdu. Edeben. Ama o anki beni susturması ondan sonraki bütün hayatımdaki konuşmama mani olacaktı. Ben de buna müsaade etmedim. Onun için hala konuşuyorum görüyorsunuz.